Gelebilir miyim? Ne oldu? Ya ben şey diyorum. Vekalet versem ben Kuzey'e. Boşansam artık, bitse bu iş. Bir bağlantım kalmasa artık onunla. Önümü görsem ben de, ne yapacağımı bilsem artık. Ailem de yok artık yanımda. Yani beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Yurt dışına gitsem, kendime yeni bir hayat kursam ben de. Bak Simay, ne dedim ben sana? Bizi bundan sonra ancak ölüm ayırır. Ben istediğim sürece benim yanımda olacaksın. Artık senin hayatın bu. Boş hayalleri bırak. Yani ben artık hep burada mı kalacağım? O ev ne olacak? Evi kafana takma sen. Yapacaklarımızı düşün. Kuzey'e ne yapacağız? Onun canını nasıl yakacağız? Kardeşi için göz kırpmadan hapse girebiliyorsa bu adam, onun için kendini feda edebiliyorsa, canı en çok kardeşi zarar gördüğü zaman yanar. Öyle mi? Ha? Aslında Sinan Erler Güney'in durumunu bilseler kıyamet kopar. Zaten Banu'nun ne abisi ne de annesi istiyor Güney'i. Eğer öğrenirlerse evlenmelerine mutlaka engel olurlar. Güney'in de hevesi kursağında kalır. Öğrensinler o zaman. Efendim? Abi. Seninki iyice tırsık olmuş. Rüzgardan nem kopuyor. Huzuru kaçmış. Sanki diken üstünde bir görsen. Biraz oyalanayım dedim dükkanda, hemen üstüme atladım. Daha dur sen, daha dur. Tam manyak edeceğim onu. Arkasını kollamaktan boynu sakatlanacak. Hadi. Hem Güney'den hem Kuzey'den hesap sormuş olacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, kapatmıştık ama bir şey mi istemiştiniz? Aynur Hanım, ben sizinle konuşmaya geldim. Tanışıyor muyuz? Ben Kuzey Tekinoğlu'nun eşiyim. Kaza gecesiyle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yaramızı deşmeye mi geldin? Ne istiyorsun? Sizden yıllardır saklanan çok büyük bir gerçek var. Bunu bilmeniz lazım. Ben bu yükü taşımak istemiyorum. Ne diyorsun sen? O kazayı Kuzey yapmadı. Gerçek suçlu cezasını hiç çekmedi.